Kanal Bitlis Televizyonu'ndan herkese merhabalar. Bir tarafsız mikrofon programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeyiz. Bildiğiniz üzere 2019'da yapılması beklenen seçimlerimiz 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Bu konu hakkında halkımıza sorular soracağız. Bakalım halkımızın tepkileri nelerdir? Hep birlikte devam edelim. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, Uğur Altuntaş. Burada Adilcevaz'dayım. 2019'da yapılması beklenen yerel ve genel seçimlerimiz 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Evet. Bugüne kadar Adilcevaz'dan herhangi bir milletvekili çıkmadı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ya da aday olmasını istediğiniz isimler var mı? Onun hakkında bir şey diyemem de yani pek fazla bir bilgim yok. Yalnız seçimin erkene alınması bence iyi bir şey. Çünkü sürenin uzaması zarfında bazı olaylar oluyor, oyunlar oynanılıyor. Onun için erken olması için bizim için daha hayırlıdır. Vatanımız, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun demek. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Allah razı olsun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba, ben Mehmet Nuri Hugala. Aynı zamanda Adilcevaz'dayım. Adilcevaz'da oturuyorum. Aynı zamanda belediye meclis üyesiyim. Şimdi 2019'da yapılması beklenen ve genel seçimler 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Evet. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi alacağız. Bir de Adilcevaz'dan bugüne kadar hiç milletvekili çıkmadı. Bir de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Şimdi öncelikle çok güzel oldu bu seçimi öncelikle öne aldığı için. Çok güzel oldu. Tabii Adilcevaz'da bir çıkarsa çok güzel olur yani milletvekili çıkarsa çok güzel olur, memnun oluruz. İnşallah çıkar biri. Çıkmak istiyoruz. İnşallah nasip olursa düşünüyoruz. Bu Bahattin Alageyik var bizim aynı zamanda bir seferde şu Aydınlar'da belediye başkanlık yapmış. O çıkarsa çok güzel olur, memnun kalırız. İnşallah seçilir. Çok teşekkür ediyoruz. Belediye tarafında da desen belediyemiz çok güzel çalışıyor. Çalışmamız var. Bütün Adilcevaz'da yer kalmadı. Güzelce yani parke taşları yapıldı. Yapılıyor, hala devam ediyor. İnşallah iyi olur. Belediye başkanımızla çok memnunuz. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Turgut Sayan. Adilcevaz'ı. 2019'da yapılması beklenen seçimler 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Bir de Adilcevaz'dan bugüne kadar meclise hiç milletvekili gitmedi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi dile getirir misiniz? Düşüncelerim bizler için bir sürpriz oldu bu seçim. Yani ben şeyi merak ediyorum. Yani bu seçimlerde yani ne diye gelip buralardan oy isteyeceklerini, adını ne koyacaklar onu çok merak ediyorum. Çünkü bizler Doğu ve Güneydoğu olarak her tarafta ateş yakarken Allah'a şükür Adilcevaz'da bugüne kadar art niyetli olarak bir merminin patladığını görmedik. İçimize hiçbir zaman için bir hain sokmadık. Ama bizim maalesef bedelimiz çok kötü oldu. İlçenin halini görürseniz işler acısı. İşler acısı. Yani bizim için seçimin olup olmaması bir şeyi ifade etmiyor. Ama yine de vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Peki buradan seçilecek olan milletvekilleriniz hani ister misiniz? Yani buradan seçilmesini ister misiniz? Milletvekili olmasını ister misiniz? Herhalde yani içimizden birinin olmasını isteriz. Niye? Çünkü benim taziyeme gelecek, benim düğünüme gelecek olan içimizden birini isteriz. Yani bir yabancının içimizdeki bizim örf ve adetlerimizi bilmeyen bir insanın içimizde milletvekili oluşu bizim için bir olumsuz bir durumdur. Elbette ki içimizden birinin olmasını isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, Kemal Gül. Adilcevazlıyım. Kürt asıllıyım. 2019'da yapılması evet. beklenen genel seçimler 24 Haziran 2018'e alındı. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyoruz. Çok bir de Adilcevaz'dan bugüne kadar hiç meclise milletvekili gitmedi. Evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bir tane gitse iyi olur. Çok güzel olur. Yani memleketimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah. Fakat öyle bir adamımız yok. Sahibimiz de yok. Doğru düzgün.
Anladın? Fakat çok iyi oldu yani bu seçimin öne alınması. Çünkü içimizde çok iç ve dış mihraplar var, düşmanlar var. Memleketin ekonomisini, her şeyini baltalamak istiyorlar. Fakat bir an önce yapılsa çok iyi olur. Biz bundan memnunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba, sizi tanıyalım. Ben aslında adı Cavazlıyım. Emekli memurum. Serbest meslek sahibiyim. İş yerim var. Zamanımız öyle geçiyor. Emekli. 2019'da yapılması beklenen seçimler 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Bir de Adil Cevaz'dan bugüne kadar meclise herhangi bir milletvekili gitmedi. Peki gitmesini istediğiniz adaylarınız var mı ya da bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi tabii Cumhuriyet tarihinden bu tarafa Adil Cevaz'ımızda maalesef bir milletvekili çıkarıp gönderemedik. Şimdi bunun da nedeni nüfusumuzun azlığı, seçmen sayımızın az olması. Tabii biz gönlümüz istiyoruz ki bir ilçeyle müşterek olsak, bir milletvekili hiç olmasa vardiyalı olsa, işte bir Adil Cavaz'ın şanssızlığı işte oradan kaynaklanıyor. Milletvekili çıkarmaya yetenekli birçok adaylarımız vardır. Yapabilecek kapasite insanlarımız vardır ama yukarıdaki büyüklerimiz olsun, gene ildeki büyüklerimiz Adil Cavaz'ı o şansı tanımıyor. Adil Cavaz'dan bir tane milletvekili çıkarmasına bir şans vermiyorlar. Vermeyince biz de mecburen büyüklerimizin, genel merkezin, şeyin, Bitlis'in gösterdiği adaylara oylarımızı veriyoruz. Onlara şey yapıyoruz. Adil Cavaz'da zaten köylü kardeşlerimizle hep beraberiz. Biriz. Bir akrabayız. Ayrımız gayrımız yoktur. Onlar burada, biz onlardayız. Ölümümüzle beraberiz. Düğünlerimizle beraberiz. Herhangi bir huzursuzluğumuz da yoktur. Rahatız, güzel ama işte evet, yalnız tabii olmayınca bürokrasimiz ve milletvekilimiz olmayınca biz boynumuzu büküyoruz dışarıdaki şeylere, milletvekillerine. Artık onlar da ne verse onların vicdanına kalmış, bize kabul ediyoruz. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi oldu, isabet oldu tabii seçimlerin yapılması. Zamanında gönlü isteriz zaman olsa ama ortam müsait olmuyor. İş ve dış mihraklar bırakmıyorlar. Efendim gerek diğer devletlerden olsun, dış devletlerden olsun, gerek içerideki muhaliflerimiz. Yani Adil Cavaz'ımızın veya da ülkemizin kalkınmasını, yücelmesini pek isteyenler olmuyor. Olmayınca seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız karar vermiş 24 Haziran'da, 24 Haziran'da Hodri Meydan yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başımız. Sağ olun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Erdal Yonucu, Adil Cavaz doğumluyum. 2019'da yapılması beklenen seçimler 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Bu konu hakkındaki görüşleriniz, bir de Adil Cavaz'dan bugüne kadar hiç milletvekili çıkmadı. Buradan çıkmasını istediğiniz adaylarınız var mı ya da bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi 2018 seçimleri ülkemiz için hayırlı olsun. Hayırlısı demek böyleymiş. Adayımız da olursa adayımızı da destekleriz. Köylü olsun, şehirli olsun, köyden de çıkabilir, şehirden de çıkabilir. Sonuna kadar destekleriz. Ama Adil Cavaz için de her seçimde yaşım 50. Arkadaşlar da bilir. 40 yıldır gelen milletvekilleri Filistan Ovası'nı, Adil Cavaz'ın suyunu götürüp sulamayı vaat ederler. 40 yıldır hep aynı şeyler. Şimdi bunları artık alıştık, bunların şeylerine de. Şimdi Adil Cavaz'ın en büyük sorunlarından biri hastane. Hastanede bir MR çekmek için vatandaşlarımız Bitlis'e, Van'a gidip geldikleri zaman 4 sefer onu çekmesi için, sonucunu almak için. Bitlis'e gidip gelmek için 100 kilometre. 4 sefer gidip geldiği zaman 700-800 kilometre. Bir sonuç almak için. Yani Adil Cavaz kaderine terk edilmiş bir yerdir. Buraya bir MR, tomografi, branş doktorları gelirse vatandaşlarımız için de iyi olur. Aday olacak milletvekillerinizden o zaman bunları talep ediyorsunuz. İstedik de istemedik de ne adaylarımız getirdi ne seçilenler getirdi. Adil Cavaz seçim bittikten sonra kaderine terk edilip bırakılan bir ilçedir. Seçimden önce yapacağız, seçimden sonra yapacağız. Teşekkür ediyorum. Ben burada
Vedat Demiröz Bey'e vatandaşlardan imza topladım. 400 imza. Bu anlattığım konu için verdim, dedi ilgileneceğiz, sizi bilgilendireceğiz. Ne oldu? Burada yaşa ver, kabanlar diyoruz. Oraya gittiği zaman yırtıp Adil Cavaz'ın isteklerini oradan aşağıya atarlar giderler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz bunları istiyoruz yani, başka bir şey istemiyoruz. Teşekkürler. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Kavuşluk Köyü Muhtarı Mustafa Keserci. Evet. 2019'da yapılması beklenen seçimlerimiz 24 Haziran 2018 tarihine öne alındı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Halisin hangisi olsa onun şeydir, dilerimiz. Türkiye hangisinin ne konumda hayırlı olsun, Allah onu mutlaka eylesin. Başka ne düşüneceğimiz? Peki Adil Cevaz'da bugüne kadar hiç milletvekili olmadı. Mecliste hiç Adil Cevaz'da bir milletvekili yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Onda torpil var içinde. Torpil bizim Adil Cevaz'da maalesef olmuyor. Oyumuz da çok. Sizi tanıyalım. Alisa Oruçlu Gölüzü Köy Muhtarı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye tarafında haklı, hangisi ise Allah onu hayırlı etse, ona göre hayırlısını istiyoruz başkanım. Peki milletvekili konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Adil Cevaz'da milletvekilimiz yok bizim hiç mecliste. Yoktur, biz isteriz, bize milletvekili çıksa Adil Cevaz'da iyi olur. Bize daha iyi olur, zaten Adil Cevaz kazamız çok geri kalmış. O hakkında çıkmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben de Harman Tepe Köy Muhtarıyım, Alaaddin Karaoğlu. Türkiye için hangi hayırlı salonu nasip etsin? Tabii ki Adil Cevaz milletvekili konusunda Adil Cevaz'dan çıkmasını isteriz. Adil Cevaz bugüne kadar geri kalmış bir kasabaya dönüşmüş. Onun için Adil Cevaz'dan çıkmasını, Adil Cevaz namına, hepsinin adına istiyoruz. Olmasını, Adil Cevaz'dan çıkmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım, siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok uzatacağım derdim de biraz ağırdı, kusura bakmayın. Biz de öyle isteriz. Tamam. Biz Adil Cevaz, Aydınlar, Kışkılı, Mahalle Muhtarı, Salih Emre. 48 doğumluyum. 1902'de bugüne kadar o köy bizde dede babamızda kalan bir köydü. Buranın çocukluğum 5. babaya girmiş. Altıya geçti o. Şimdi bu da benim amcam oğluydu. 2 sene bende büyük. Onun babası da benim babasında büyük. Onun derdinde 2 haftada sigara başlamış. 8 sene ben sigarayı terk etmişim. Bu muhtar yüzünden için. 2000 sigarayı geçti. Artık bundan sonra ne gelecek? Seçim başına? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Erken seçim hakkında ne düşünüyorsunuz? Köylü olsun, oğurlu olsun. Devlet nasıl ben de ona devam edeceğim. Kim de gelirse Allah ona nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de AK Parti Aydınlar Belde Başkanıyım. Taceddin Karamercan. Türkiye'miz, ülkemiz için hayırlısı neyse Allah ona nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de Budaklı Aydınlar'a Budaklı muhtarıyım. İsmim Selahattin. Allah hayırlı etsin bu yeni çıkan milletvekilimiz. Ama milletvekilimiz, evet Adil Cavaz'da istiyoruz milletvekili ama yapan yok, belli olmuyor. Vedat Bey bizim milletvekili, ona çok teşekkür ederim. Bize çok yardımcı oldular. Burada Vedat Bey de çok katkısı da olmuş. Hepinize teşekkür ederim. Hansız hayırlısı Allah nasip etsin. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben iyi yol Dizdar Köy Muhtarıyım. Cumhurbaşkanımız öyle istemiş, demek ki öyle daha iyidir. Onlar ne biçim uygun görmüşseler, hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Peki milletvekilleri hakkında? Çıksa iyidir. Biz onu istiyoruz yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Ben Heybeli Köyü Muhtarıyım. Şimdi milletimize, vatanımıza hayırlısını istiyoruz. Hayırlısı neyse. Peki mecliste hiç Adil Cavazlı milletvekili yok. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu düşünüyoruz. Bu sefer Adil Cavazlı bir milletvekili olmasını biz de istiyoruz. Gönlümüzce.
Onu evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi tanıyalım. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Karakol Köyü Muhtarı Berat Çınar. Öncelikle seçim ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Onu diliyoruz. Yalnız milletvekillerimiz Adıyaman'da hiçbir şey yapmıyor. Bunları biz kınıyoruz. Berat Demirci olsun. Kiler döneminde Adıyaman'da hiçbir şey yapılmadı. 5 sene zarfı içerisinde Adıyaman'da hiçbir şey yapılmadı. Bu bir gerçek. Her seçim döneminde gelirler, bize söz verirler, bu halka söz verirler, işte biz bunu yapacağız, işte şunu yapacağız. Kimse Adıyaman'da bir şey yapmıyor maalesef. Adıyaman köy. Ahlat'a gidin, Tatvan'a gidin, Bitse, Hizan, Mutki, her yer kalkındı. İnşaatlar sektörü oldu. Maalesef Adıyaman'da bir çivi çakamıyoruz. Ot vermiyorlar bize, izin vermiyorlar, inşaat yapamıyoruz. Halk buyur, herkes meydanda çarşıda bomboş oturuyor. İş yok, fabrika yok, bir şey yok. Seçim dönemi geldiler, oylarımızı alır giderler. Maalesef biz bu sene, ben kendimle AK Partiliyim, yalnız biz AK Parti'ye biz oy vermeyeceğiz. Berat Demirci'ye bizzat oy vermeyeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Şerif Sayın, Adıyaman CHP İlçe Başkanıyım. 22 yıldır burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanlığını yürütmekteyim. Özellikle ilçemize geldiğiniz için, böyle bir imkanı bize sunduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bitlis TV'ye de teşekkür ediyoruz. Bitlis kanalına, evet. Adıyaman, evet. Biz size teşekkür ediyoruz. 2019'da yapılması beklenen seçimlerimiz 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Evet. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi bize söyler misiniz? Yani bu bir baskın seçim oldu. Türkiye'de ekonominin bittiği, istikrarın yok olduğu, dış ihracatın bittiği, turizm Türkiye'ye gelmiyor. Halk perişan, esnaf perişan. Bu konuda bir baskın seçim olduğunu görüyorum. Ve bu baskın seçimde de öyle inanıyorum ki toplum bir toplumsal mutabakatla bu iktidara git diyecek. Ben buna inanıyorum. Evet. Peki milletvekili konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Adil Cevaz'da bir milletvekili yok şu an mecliste. Bu konu hakkındaki görüşleriniz neler? Ya Adil Cevaz tarihten bugüne kadar her şeyden mağdur. Adıyaman'a verilen hiçbir söz yerine gelmedi. Bölge milletvekillerimizin tamamı her süreçte meydanlarda Adıyaman'lara efendim belediyenizin borcu varsa 300 trilyon bile olsa cebimde diyen bir genel başkan, AKP genel başkan yardımcısı var Vedat Demiröz. Adıyaman'da var olan bütün yatırımlar yok oldu. Daha hükümet konağı bile Adıyaman'da yapılmadı. Adıyaman Belediyesi ciddi bir borç içinde. Hiçbir çalışma göremiyoruz burada. Yani ben şunu diyorum. Adıyaman'da bu seçimde elini vicdanına bırakarak bu hükümette bir ders vermesi gerektiğine inanıyorum. Bize gelen her süreçte Adıyaman halkına yanlış yalan beyanlarda bulunarak, Adıyaman halkına umut vererek, Adıyaman'ın oylarını götürüp bir daha Adıyaman halkına selam vermeyen milletvekillerine Adıyaman halkı da güzel bir tokat atmalıdır. Buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba, öncelikle sizi tanıyalım. Ben Ümit Alda. Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıyım. Aynı zamanda ilçemde ticari faaliyetlerde bulunan bir esnafım. 2019'da yapılması beklenen seçimlerimiz 24 Haziran 2018 tarihine alındı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bunlar tamamıyla hükümetin tasarrufunda olan konular. Ancak biz sermaye piyasasında olan insanlar olarak bu seçimin öne alınmasındaki gerekçeyi ülkemizde şu anda ciddi manada küçük esnaflarda olan ticari ve ekonomik sıkıntıların oluşu, yani mikro ekonomi üzerindeki faaliyetlerin ulusal ve küresel firmalara dayandırılması sonucunda halkın %70'inin oluşturmuş olduğu ekonomik çalışmaların küçüldüğünün, bu nedenden dolayı halkın, yani orta halk denen bir kısmın yok olduğunu, yani fakir ya da zengin bir halk topluluğu oluştuğunu gözlemlediğimizden, dolayısıyla ülkedeki gerek Orta Doğu'daki politikalar nedeniyle, gerekse
ülkemizdeki bazı 15 Temmuz darbesi ve benzeri gibi olayların olmasından sonrasında üretimin düşmesi, tüketimin artması vesilesiyle ekonominin kötüye gittiği düşüncesindeyim. Ekonomi kötüye gittiği için hükümetimiz de dolayısıyla daha fazla kan kaybı yaşamaması adına kendi gelecekleri veya kendi ekonomik istikrarlarını sürdürebilirlik anlamında bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetlerin yarım kalmaması adı altında seçimleri kısa bir süreye çektiklerinin kanaatindeyim. Peki bugüne kadar Adil Cevaz'dan hiç mecliste milletvekili olmamıştır. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi biz bu konuda biraz sitemkar olacağız. Çünkü Adil Cevaz bugüne kadar devletinin, bayrağının, vatanının yanında olan bir ilçe. Hep böyle olmanın acısını mı çekiyor diye kendi kendimize bazen öz eleştiri yapıyoruz. Bugüne kadar gelen siyasiler veya bu atmosferde çalışan insanlar Adil Cevaz'ın varlığından, bütünlüğünden övgüyle bahsediyorlar. Hoş, biz de bundan hoşnutuz ancak yani yanında olduğunu ya da yaramaz çocuk olmadığı için Adil Cevaz'ın hak ettiği değeri görmediği kanaatindeyim. Oysa ilçemizin geliştirmiş olduğu, yetiştirmiş olduğu birbirinden değerli, o kadar güzel, o kadar naif beyefendi insanlarımız var ki ama malum siyasi çevreler bir aday gösterdiklerinde kişinin profilinden çok oy potansiyeline, ilçenin oy potansiyeline bakıyorlar. Adil Cevaz da bugüne kadar hiç sorgusuz, kayıtsız, şartsız bir şekilde daima devletinin yanında olduğu için hani biraz da çantada keklik gibi gördüklerinden sayılsalar ki yaramaz çocuklar diye nitelendirdiğimiz, oy potansiyeli yüksek olan insanlara yer, değer veriliyor. Bu hal böyle olunca da bizim yetiştirmiş olduğumuz, değer verdiğimiz, değerli insanlarımız, halkımızı temsile yetkili birbirinden kaliteli insanlarımız maalesef mecliste yer almıyorlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bitlis TV ve yayın yapan bütün çalışma arkadaşlarınıza, buradan ilçem ve esnafım adına hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu arada şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü İnsanlar malum kamera karşısında veya doğruları söyleme karşısında bir tedirginlik yaşamaktalar. Bu tedirginliğin en rahat çözülebilmesini sizler halkın içerisine girerekten daha rahat görüyorsunuz. Siyasi arkadaşlarımızın birçoğuna şu çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin halkın içerisine girin, halkın sorunlarını birebir temaslarla, birebir yaşayarak, onlarla birlikte çalışaraktan, çabalayaraktan sorunlarını, sıkıntılarını görün. Çünkü öbür türlü böyle sadece birkaç kişiye kulak verdiğiniz zaman gerçek halkın %10'unun belki temsil edildiğini düşünüyorum. O anlamda şimdiden seçimin ülkemize huzur, barış, refah seviyesini getirmesi dileğiyle hepinize şükranlarımı sunuyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun. Bir Tarafsız Mikrofon programının daha sonuna geldik. Bugün Bitlis'in Adil Cevaz ilçesindeydik. Halkımıza seçimle alakalı sorular sorduk. Birlikte yanıtları aldık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.